Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Hepiniz biliyorsunuzdur Çinli otomobil markaları günden güne inanılmaz bir artış hızıyla yepyeni modelleriyle üretme ve satışa çıkıyorlar. Çin'de devlet tarafından elektrikli otomobile öyle bir teşvik var ki iş adamlarının çoğu bu teşvikten yararlanmak adına elektrikli otomobil üretimine giriyor. Üstelik fiyatları da rakipleri Amerikalı ya da Alman markalara göre belki de yarı yarıya daha ucuz olabiliyor. İşte o markalardan bir tanesi olan hatta otomobil üretimi konusunda Çin'in en büyüklerinden sayılan Dongfeng markası da elektrikli otomobil için hata geçti ve Voyah isimli yepyeni bir markayla müşterilerinin karşısına çıktı. İşte o araç bugün bizim video konuğumuz çünkü Türkiye'de de resmen satışa başladı arkadaşlar Voyah. Ön siparişte hemen aracı sipariş verebiliyorsunuz ve günü gelince otomobili teslim alabiliyorsunuz. Voyah markasının Türkiye'de satışa çıkan ilk otomobili tamamen elektrikli bir SUV modeli olarak karşımıza çıkan aracın adı Voyah Free. Free biliyorsunuz beleş falan demek İngilizce'de. Bu araca bu isim verilince de insan fiyat olarak bedava olacağını düşünüyor ki Çinli marka markalar zaten oldukça ucuzlardır hep rakiplerine göre. Aracın fiyatını merak ettiğinizi biliyorum ama önce araçtan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü bu araç enteresan şekilde bizim yerli otomobilimiz Toga inanılmaz benziyor. Önden, arkadan, yandan, kısaca her taraftan bizim yerli otomobilimiz Togun adeta ikiz kardeşi gibi. Ben tasarım konusunda çok fazla söz söylemek istemiyorum. Çünkü benim beğendiğimi siz beğenmeyebilirsiniz ya da bunun tam tersi olabilir. Ne demişler? Güzellik görecelidir, zevkler ve renkler tartışılamaz. Ha ben beğendim mi bu aracın tasarımını? Ol oldukça beğendim. Bizim TOG'a çok benzemesinden midir bilmem ama ben bu tasarımı sevdim. Son kasasıyla karşımıza çıkan Hyundai Tucson gibi fütüristik bir tasarımla alışılmış tüm gelenekleri yıkarcasına gelen ekstra bir tasarım özelliğine, tasarım diline sahip değil evet ama dünya otomobil piyasası için bence oldukça kabul görecek güzellikte ve şıklıkta bir görselle karşımızda yeni Voya Free. Sizin düşünceleriniz neler bu araçla ilgili dış tasarım konusunda onu da siz yazın ama öyle uzatmayın yorumunuzu arkadaşlar. Tek kelime beğendim ya da beğenmedim yazın lütfen. Ülkemizde çok yeni satışa çıkan Çinli Voya ile bizim yerli otomobil TOG'un tek benzerliği dış tasarımından ibaret değil arkadaşlar. İçeriye girdiğinizde neredeyse birebir aynılar. Özellikle boydan boya ekran dizilimi direkt bizim TOG'u hatırlatıyor. Elbette TOG'la aralarında iç tasarımda da farklılıklar var ve olmak da zorunda. Mesela en büyük farklılık ne derseniz iki araç arasında hemen söyleyeyim. TOG'da alt orta kısımda aracın tüm kontrollerinin yapıldığı dördüncü bir ekran yer alıyor ve doğal olarak herhangi bir tuş aracın içerisinde bulunmuyor. Voya Free'de ise tam tersi dokunmatik ya da basmatik tuşlar araç içerisinde her yerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama ne olursa olsun bu aracın iç kısmı da çok premium duruyor. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Gelelim Voya Free'nin boyutlarına. Karşımızda nasıl bir SUV olduğu bu ölçülerden daha iyi anlaşılacaktır. Uzunluğu 4905 mm, genişliği 1950 mm, yerden yüksekliği de 1645 mm. Bu ölçülerden de anlaşıldığı üzere bu araç bir D segmenti SUV ve Çin'in ülkemizde satılan ilk D segmenti tamamen elektrikli SUV'si. Skywell'in doğrudan rakibi arkadaşlar. Sadece onun mu? Hayır tabii ki. Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg, Chery, Tiggo 8 Pro gibi bizim ülkemizde satılan D segmenti SUV'lerin doğrudan rakibi bu araç. Ama bu aracın onlara göre artısı tamamen elektrikli olması. Yani yakıt fiyatlarının uçtuğu bir dönemde oldukça ekonomik olarak yol kat edebilmesi. Dünya üzerinde Çin'den sonra sadece Norveç'te satılan araç 3. pazar olarak bizim ülkemizde satışa çıktı. Haberiniz olsun. Yani oldukça nadir bir otomobil var karşımızda. Bunu bilin diye söyledim. Fiyat konusunu sabırla bekliyorsunuz. Hatta belki de sabırsızlanıyorsunuz ama şu motor performans özelliklerinde söyleyeyim. Ondan sonra fiyata geçeceğim arkadaşlar. Bu araç neredeyse 5 metre uzunluğunda ve aynalar açıkken 2 metre 20 santimlere dayanan hatta geçen bir genişliğe sahip. Ağırlık konusunda da rakiplerini geride bırakarak 2300 kilonun üzerinde bir değere ulaşıyor bu araç. Yani devasa bir tank var karşımızda. Şaka gibi ama elektrikli motorları sayesinde bu devasa araç sıfırdan 100 kilometre hıza sadece 4.4 saniyede çıkıyor. Son hız olarak Hatta fabrika verisi 200 kilometre olarak gösteriliyor arkadaşlar. E böyle ağır bir araç bu kadar hızlı gidebiliyorsa motoru oldukça büyük olmalı dediğinizi duyar gibiyim. Evet haklısınız. Çinliler aracı yaparken hiçbir şeyden kaçmamış ve çok güçlü bir elektrikli motor yerleştirmişler aracı arkadaşlar. Tam 490 beygir gücünde 720 Nm tork değerinde harika bir elektrikli motor var bu araçta. Hatta daha doğrusunu söyleyelim. Yarısı önde yarısı arkada. 4 tekerleğe de güç veren 4 çekiş sistemine de sahip olan 500 beygire yakın muhteşem performanslı harika bir motor bu araçta var. Elektrikli motor bu araçta var. Menzil konusunda da bu araç beklentilerin bence çok çok üzerine çıkacak bir araç arkadaşlar. Tam 500 kilometrelik bir menzil vaat edebiliyor potansiyel müşterilerine. 106 kilowatt saatlik devasa bir batarya var araçta. Bu devasa batarya yüzünden araç rakiplerinden çok daha ağır oluyor. Maalesef bu durum kötü ama yine bu devasa batarya sayesinde 500 kilometreyi aşan uzun bir menzil sunabiliyor. Yani batarya bir yandan eksi bir yandan artı değer katıyor araca. Bu aracı evden şarj etmek ister Derseniz 11 kW saatlik destek alabiliyorsunuz bu da demek oluyor ki 10 saat civarı araç full depoya ulaşılabiliyor duvar tipi şarj cihazıyla. Yok ben doğrudan evin prizinden üçlüyü uzatır şarj ederim derseniz o zaman yaklaşık olarak 1,5-2 gün beklemeniz gerekiyor bu aracın bataryasının kullanması için. Ha yok sen diyorsan ki ben zenginim kardeşim dışarıda hızlı şarja giderim orada kısa sürede bu aracı şarj ederim paraya da acımam sen bana onu söyle söyleyeyim. 160 kilovat saatlik değere kadar hızlı şarj desteği sunuyor bu araç ve 45 dakika gibi bir sürede Bataryaları ağzına kadar tıka basa doldurabiliyor. Free'nin bagajı 560 litrelik bir hacme sahip ama arka koltukları yatırırsan 2000 litre oluyor. Yetmedi mi? Ön kaputu kaldır. Hemen hemen 7500 litrelik bir yerde orada var arkadaşlar. Yani oldukça güzel bir yükleme kapasitesi bu araçta sunuluyor. Ve geldik fiyata. Çinli bir SUV, tamamen elektrikli, üstelik ülkemize yeni giren, hiç bilinmedik bir marka. Bütün bunlar arka arkaya sıralanınca bu aracın fiyatı çok çok uygun olur diye düşünüyoruz hepimiz. Peki durum ne? Boyafrı Türkiye'de ön siparişi açıldı ve fiyat olarak da tam dört buçuk milyon liradan satışa koyuldu arkadaşlar. Üstelik içerisinde yapacağınız değişikliklerle ya da paketler arası fiyat farklarıyla bu rakam daha da yukarıya çıkabilecek. Ha şimdi markaya doğrudan haksızlık edip de aracı fiyatından dolayı gömmeyelim arkadaşlar. O yüzden bu aracın Çin'deki fiyatını ortalama fiyatını da sizlere aktarmak istiyorum. Tıpkı Türkiye'deki gibi bu haliyle Çin'de satılan araç 50-60 bin dolar arası bir fiyattan satışta. Hadi gelin biz fiyatı 60 bin dolar olarak en üst rakamdan alalım. E doları da doğrudan TL'ye çevirelim. Şu anda dolar 27 liralar civarında. Çarpın çıkan sonuç yaklaşık 1.6 milyon lira. Peki araç bizde kaç para? 4.5 milyon lira. Neden? Hemen açıklayayım. Bizim ülkemizde uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobiller uygun fiyata satılmasın diye sağ olsun bizim devletimiz ekstra bir gümrük vergisi uyguladığı Çin'den gelen elektrikli araçlara. Nedir o? Yaklaşık %50'lik ekstra bir vergi. Neydi aracın an fiyatı? 1.6 milyon lira. %50'de ekstra gümrük vergisini koy. Ne etti? 2.4 milyon. Bitti mi bitmedi. Bizim ülkemizden başka bir ülkede var mı hiç bilmediğim özel tüketim vergisi ve onların içerisindeki matrah dilimleri sayesinde tüm dünya elektrikli araçlara teşvik verirken biz üzerine bir de %60'lara çıkan ÖTV alıyoruz araçlardan. E bu araçta doğal olarak %60'lık ÖTV diliminde kalıyor. En son ekstra gümrük vergisi eklenince aracın fiyatı 2.4 milyon olmuştu. Şimdi ona bir de %60'lık ÖTV'yi ekleyelim. Oldu mu fiyat sana toplamda 3.8 milyon lira. Bitti mi? Bitmedi. Gel bir de bizim ülkemizde tüm dünyanın gıpta ederek izlediği vergiden de vergi alınması anlamına gelen KDV oranına. O da son kararla %18'den %20'ye çıkmıştı. 3.8 milyona verginin vergisi %20 KDV'yi de ekleyelim. Oldu mu fiyat sana? 4 milyon 560 bin lira. E aracın satış fiyatı ne? 4 milyon 550 bin. Türkiye dağıtımcısı araçtan kar yapmayı bırak 10 bin de cebinden mi ödüyor? <laughs> İşe bak. Tabii ki öyle değil arkadaşlar. Sonuçta Çin'de satılan fiyatta da bizdeki gibi ÖTV olmasa da bir miktar KDV var. Evet devlet teşvik veriyor ama yine de bir miktar KDV var arkadaşlar. Yani satış fiyatıyla aracın fabrikadan çıkıştaki fiyatı elbette aynı değil. Aracı bizim ülkemizde satacak olan kurumda bir 50-100 bin lira kar edecektir 4,5 milyonluk bu araçtan. Şimdi gelin size enteresan bir şey söyleyeyim. Bizim devletimiz yakın zamanda bir açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye'de araç üreten elektrikli otomobil markalarına biz ÖTV'yi teşvik amaçlı iade edeceğiz. Yarın Çinli markalardan bir tanesi gelip Türkiye'de fabrika kursa ve en uygun fiyatlı elektrikli otomobillerini o küçücük B segmenti elektrikli otomobillerini 10 bin 15 bin euroya dolara sattıkları elektrikli otomobillerini Türkiye'ye getirse ekstra gümrük vergisi olmadan sadece %10'luk ÖTV ile satışa çıkartsa üzerine bir de devletin verdiği teşvikten yararlanıp o ÖTV'yi de geri alsa bize de çok çok uygun fiyata bu araçları satsa şu an sesli düşünüyorum arkadaşlar acaba bizim hükümetimiz Bizim gibi otomobil sevdalısı insanlar ucuza araç almasın diye, aman piyasa bozulmasın, büyük markalar pastadaki paylarını kaptırmasın diye ÖTV ya da KDV artışları yapıp fiyatları artırırlar mı? Yoksa bizim uygun fiyat araç bulmamız için dışarıdan ülkemize gelecek markalara daha fazla teşviklerde bulunurlar mı? Bu konudaki yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Enteresan bir bilgi daha vereceğim sizlere. Araçların an fiyatları baz alındığında dünya üzerinde en uygun fiyatlı otomobillerin olduğu ülkelerden bir tanesi biziz arkadaşlar. Ama işin içine vergiler girip de otomobilin son satış fiyatına bakıldığında dünyanın en pahalı otomobil satan ülkeleri arasında belki de en önde biz geliyoruz. Bu nasıl bir tezat anlamak mümkün değil. Otomobil konusunda kendi milletine bu kadar zulmeden bir başka ülke var mıdır dünya üzerinde? İnanın bilmiyorum. Resmen millet araç almasın diye her şey yapılıyor ya da bir şekilde yaptırılıyor bu ülkede. Yazık, çok yazık. İstanbul Pendik'te yer alan Akın Oto, Hyundai, Kia, Honda, Toyota marka otomobillerde bir numaralı otomobil tamircisidir. Haberiniz olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde 4K Detailing, 4K Motor, seramik kaplama, PPF kaplama, pasta detaylı iç temizlik gibi inanılmaz güzel şeyleri harika fiyatlara yapıyorlar. Üzerine bir de bayi Yeşil Bağ abonelerine ekstra indirim tanıyorlar. Aracınızı güzelleştirmek adına aradığınız ne varsa hepsi Celali Tuning'de mevcut arkadaşlar. Ve Celal Ütünink Bay Yeşilbağ abonelerine özel %10 ekstra indirim veriyor arkadaşlar.